yapmak istiyorum ama nereden başlayacağımı bilmiyorum diyorsanız arkanıza yaslanın ve derin bir nefes alın. Çünkü doğru yerdesiniz. Boyama yapmak her zamankinden daha kolay. Neden? Çünkü astar yok, zımpara yok. Evet, işte bu kadar kolay. Peki hangi boyayla boyama yapabiliriz? Tabii ki hibrit ve very chalky. Peki neden hibrit? Hibrit, craft sektörü için özel formüle edilmiş multi-surface su bazlı bir boyadır. Çünkü hibrit, ahşap, seramik, tuval, deri, metal, kumaş gibi tüm yüzeylere uygulanabilen yeni nesil bir boyadır. Peki ya very chalky? Evet, very chalky home decor da çok özel bir boya. Aynı şekilde zımpara ve astar olmaksızın very chalky ile yüzeye uygulayabilirsiniz. Ama eğer very chalky ile nasıl çalışacağınızı öğrenmek istiyorsanız bundan sonraki videoda bizimle masa boyamaya bekliyoruz. Boyama yapmak için hangi malzemelere ihtiyacımız olduğuna karar verdik. Eğer hibrit ile başlayacaksanız, ürünün üzerindeki QR kodu sizi ürünle ilgili açıklama videosuna yönlendirecek. Boyama yapmak için nelere ihtiyacımız var? Tabii ki boyaya, verniğe, fırçalarımıza, su pompasına, rulolarımız, biraz enerji ve biraz isteğe ihtiyacımız var. Haydi o zaman başlayalım. Malzememizi öğrendiğimize göre ve boyamıza karar verdiğimize göre ilk neyle başlıyoruz? Uygulama yapacağımız alanı nemli bir bezle siliyoruz. Çünkü eğer yüzeyiniz temiz olmazsa boya tam olarak yüzeye yapışamaz ve kemikleşemez. Bu yüzden de sonraki aşamalarda boya kalkabilir. Temizlik işte bu yüzden çok önemli. Peki sonra? Daha sonra boyayı çok iyi çarkalıyoruz. Çünkü bu şekilde boya homojen hale geliyor ve yüzeyde pürüzsüz olarak uygulanabiliyor. Boyamızı kaba aldıktan sonra en çok merak edilen sorulardan birinin cevabını da verelim. Boyaya su katılmalı mı? Boyamızı sulandırmıyoruz, sadece nemlendirerek kullanıyoruz. İşte bu aşamada da su pompasını kullanıyoruz. Homojen hale gelmiş boyamızı fırçanın iki yüzüne yüklüyoruz. Bir yüzünü boşaltıp bir yüzü ile devam ediyoruz. Böylece fırçanın bir tarafı boyayı yüzeye götürüyor, diğer tarafı ise yüzeyi temizleyerek pürüzsüz hale getiriyor. İlk kat boyanın yüzeye yapışması için ince uygulanmalıdır. Kesitlerde ve detaylarda fırçayı, geniş yüzeylerde ise ruloyu tercih edebilirsiniz. Peki rulaya nasıl boya yüklüyoruz? Rulamıza boyamızı yükledikten sonra boya kabının içinde üst bölümünde boyanın fazlalığını ileri geri hareketi ettirerek fazla boyayı geri bırakıyoruz. Böylece boya rulonun yüzeyinde homojen olarak yayılmış oluyor. Boyayı ruloya yüklemek çok basit gibi gözükse de boyalardaki yüzeyde oluşan izlerin en büyük nedeni burada yapılan hatadır. Kat bittiğindeki görüntü bizi korkutmamalı. Bunu bir astar gibi düşünebiliriz. Bu görüntüyü kapatmaya çalışarak boyayı kalınlaştırmamalıyız. Katlar arası bekleme süresi boyanın yüzeye yapışması ve kemikleşmesi açısından çok önemlidir. Boyanın kuruması mevsimlere göre farklılık gösterebilir. Bu yüzden minimum 12 saat ile 24 saat arası bekleme öneriyoruz. Dönüşüm projelerinizde objeniz eğer çok koyu renkse 3 kata kadar çıkabilirsiniz. Ama açık renkten koyu renge dönmek ya da farklı bir renge dönmek istiyorsanız en fazla 2 kat kullanmanız doğru olacaktır. Boyanız kuruduktan sonra isterseniz stencil, isterseniz transfer uygulayabilirsiniz. Bu iki teknik de başlangıç aşamasında olanların dahi rahatlıkla yapabileceği iki uygulamadır. Kolay transferi yüzeye uygularken markayı keserek, filmi kaldırarak yüzeye iyicene yapıştırmalısınız. Kes kullan sünger yardımıyla kağıdın arka tarafını homojen bir şekilde ıslatmalısınız.
Bu aşamada transferin bozulmaması için fazla su kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Yüzeyde homojen bir şekilde ıslanma sağlandıktan sonra arka kağıdı kaldırabilirsiniz. Stencil uygulaması sırasında stencil spreyi kullanarak stencil'ı yüzeye rahatlıkla yapıştırabilirsiniz. Bu uygulamada stencil spreyini sıktıktan sonra biraz kurutmalı, yüzeye dikkatli bir şekilde yapıştırmalısınız. Boyanızı stencil fırçasına doğru yüklediğiniz takdirde boya sadece stencil yüzeyinde kalacak, alta geçerek deseninizi bozmayacaktır. Stencil uygulaması yaparken fırçanıza boyayı doğru yüklemeye ve fazla boya almamaya dikkat etmelisiniz. Vernikleme yaparken mutlaka yumuşak, ipek uçlu bir fırça tercih etmelisiniz ki yüzeyde herhangi bir iz oluşmasın. İki kat vernikten sonra ürününüz rahatlıkla kullanıma hazırdır.